Benim de katıldığım şeyleri söylediler. Ama belki bir daha böyle tüm vaatlere ilişkin bir ipucu. Çünkü muhtemeldir ki seçmen bizi izliyor ve önümüzdeki dönemde de bu vaatler, bu planlar gözümüzden, kulağımızdan bir propaganda yağmuru gibi her taraftan üzerimize boca edilecek. Peki bu vaatlere nasıl yaklaşmalıyız? Yani CHP'nin dediklerine, AKP'nin dediklerine nasıl yaklaşmalıyız? Ya da muhalefet partilerinin dediklerine. Öncelikle bu teliflik çok fazla şey var. Mesela aile sigortası da başka bir isimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Aile destek sigortası. Evet, aile destek sigortası. Evet, onu da başka bir isimle oraya monte etmişler. Teliflik çok şey var. Tabii bu bir açıdan bakınca sorun... Sizi mutlu ediyor mu bunların icraate geçiriliyor, hayata geçiriliyor bu olması? Bu iktidarın beni mutlu etmesi mümkün değil çünkü... Ama hani vatandaş için iyi olan şeyler ya bunlar. Yok, biraz önce dile getirilen şeyleri bildiğimiz için yani artık karnımız tok diyelim. Çünkü AKP yanılmıyorsam 7 kere yargı reformu yaptı ve yargıyla ilgili attığı her adım yargıyı daha geriye götürdü. Burada da öyle. Şimdi örneğin bu işte bu telefon ve bilgisayar meselesi var ya. Mesela orada az çok kafalarının algoritması nasıl çalıştığını biliyoruz. Muhtemelen pahalı bir şekilde yurt dışından bir firmaya toplu halde telefon ve bilgisayar aldırırlar. Bir oradan bir vurgun çıkarırlar. Bir de onun dağıtılmasından vurgun çıkarırlar. Hatırlayacak olursanız bu çok unutuldu ama Milli Eğitim'deki akıllı tahtalar meselesi vardı. Yani milyonlarca dolarlık bir sıkıntı oldu, fiyaskoya dönüştü falan. Böyle şeyler olacaktır ama nasıl değerlendirmemiz lazım? Bir kere muhalefetin söylediklerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediklerine yurttaşların daha fazla güven duymasını gerektiren şöyle bir durum var. AKP ile mukayese edildiği zaman bir kere bu sözlerle geliyor. Ve buna dair kendi seçmeniyle, tabanıyla bağları AKP'ye göre daha güçlü. Yani bu sözlerle geldikten sonra onlara biyane kalması, onları yerine getirmemesi seçmenden daha güçlü tepki alacaktır. O nedenle de kendilerini seçmene karşı bu bulundukları bu vaatle ilgili daha çok bağlı hissedeceklerdir. Ancak AKP biz biliyoruz ki bu gibi vaatlerinin birçoğunu zaten yerine getirmedi. Bu ancak şöyle bir umut yaratabilirdi bizde. Örneğin bu işte mülakatın kaldırılmasıyla ilgili olarak işte İsmail'in detaylı verdiği şeylerle ilgili. Önce bir özür ve öz eleştiri olsaydı ya biz böyle bir yönteme başvurduk ama bu çok adaletsiz işledi. Bundan dolayı milyonlarca genç hayat mahvoldu. Adaletsizlikler ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan artık vazgeçiyoruz deseydi bir yere kadar belki anlamı olurdu. Bir soru anlamı sorabilir olurdu. Miyim? Örneğin depremin ilk günlerinde Cumhurbaşkanı yardımların yerine doğru zamanda yeterince ulaşamamasıyla ilgili eleştirilere sert yanıt verirken birkaç zaman sonra Adıyaman'la ilgili bilhassa bir helallik istedi. Burada da öyle bir şey olabilir mi sizce kamuoyunda bu eleştirilerin yükselmesiyle? Belki bu anlamı olabilirdi ama burada da şimdi AKP dediğimiz sadece Erdoğan'dan ibaret değil. Yani ağırlığı çok büyük sermaye kesimlerinin ve çıkar gruplarının oluşturduğu bir yapı. Yani orası da onu besliyor. Bu bahsettiğimiz, deminden beri bahsettiğimiz bu yağma düzeninden kimler besleniyorsa onların da daha çok etkisi oluyor burada. O anlamda AKP'nin vaatlerine yaklaşırken bir kere 25 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir siyasi akıma nasip olmamış bir mutlak iktidarı. Üstelik bunun son başbakanlığından itibaren de genellikle cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra ele alınıyor ama başbakanlığından itibaren de tek adam olarak her şeyi belirlediğini göz önünde bulundurmamız lazım. Ve seçmenle de böyle bir bağ yok. Bir gün önce örneğin Kürt meselesinde APO'yla görüşecek kadar radikal adımlar atabiliyorken ertesi gün işte Hüdapar'la görüşebilecek, onunla ittifak kurabilecek kadar ve buna dair seçmene kendisini bağlı da hissetmiyor. Çünkü seçmenle kurduğu atipik bir
bağ var. Kendi seçmen, önemsediği seçmenle ilgili. Öbürlerinde ancak seçim döneminde ya acaba bir müddet idare edebilir miyiz? Demin Aytunç mu söyledi, İsmail mi söyledi? O şekilde bir ilişki kurmuş durumda. Onun için AKP'nin vaatlerini yurttaşlarımız şöyle değerlendirsin. İlk soru, madem öyle bugüne kadar niye yapmadın? Burada hangi sorun oldu da ne yaşandı? Ya yani mülakatta neler oldu yani? Niye mülakatı getiriyorsun? Onunla ilgili soruları çaldın yetmedi. Bir de mülakatta hile hurda yaptın. Yani şimdi düşünün, ilk sırada 20 ilk 20'ye giren hakim savcı var. İçlerinden bir tanesi bile şeye giremiyor. Mülakatı geçemiyor ve hepsi standart. Yani ortalamaya ulaşamasın diye hepsine standart aynı düşük oyları veriyorlar. Ve bunlar işte bilgi edinme kanunu falan çerçevesinde bazı vatandaşlar tarafından da elde edildi. Yani teorik bir şey anlatmıyoruz burada. Dolayısıyla AKP'nin vaatlerine karşı yurttaşlarımızın bence bizim buna karnımız tok. Şimdiye kadar neredeydin? Ve ne oldu da bunları değiştiriyorsun? Bir gün önce canhıraş bunu savunuyordun. Bunun için yargıyı seferber ediyordun. En komiği mesela bu özgürlüklerle ilgili bir başlık var. Yani daha bugün, yani şu anda içinde bulunduğumuz siyasi iklimin en basit siyasi propagandasını yapanlar gözaltına alındı. Yani 3 gün önce işte o stikerleri. Ya bunun bu nasıl özgürlükten bahsediyorsunuz? O da mahir. ya da işte Twitter'da işte nihayetinde yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. Hala Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu bu şekilde, vahşi bir şekilde. Kuşkusuz küfredilmesin. Tamam. Ama siyasi eleştiri de yapabilsin insanlar. Yani bunun sorumlusu sensin demek nasıl bir hakaret olabilir bir siyasi? Üstelik ülkeyi 20 yıldır mutlak şekilde yöneten bir adama nasıl hakaret olabilir? Ve hangi özgürlükten bahsediyorsun? Burada tabii şeyi de gözetmemiz lazım. Belki muhalefete de şunu söylemek lazım. Türkiye'deki yaşanan eşitsizlikler, ekonomik eşitsizlikler, sıfır noktasında değil. Onun biriktirdiği devasa sorunlar var. Bu liyakat ve mülakat meselesi de öyle bir şey. Yani sadece mülakatı getirmek acaba oradaki adaletsizliği ortadan kaldırabilir mi? Yani düşünün, işte bir kenar mahallede çok kötü koşullarda okuyan, eğitim alan, hele hele işte bu en önemli yıllarını özellikle pandemi döneminde heba etmiş bir gençle atıyorum çok daha elverişli koşullarda öğretmenlerin eksik olmadığı fırsat şimdi mağdur. Onun için sadece mülakat da daha yeterli, önemli onarıcı şeylerde, tedbirlerde düşünülmesi lazım. Yani mülakat, AKP'nin ilk geldiği zaman mülakatın kaldırılmaması belli bir oranda adaleti daha sağlayabilirdi ama şimdi daha radikal önlemlere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Burada ben Ayşe Hanım...